Hazır olunca söyleyin. Tabii yani üzgünüz, çok üzgünüz. Çünkü önümüz çok açıktı, yolumuz çok açıktı. Fakat maalesef kaybettik. Tabii yani çok sebep sayabilirim. Bir kere öncelikle üst düzey bir mücadele gösterdik. Çünkü bu bizim 13. günümüz. 4. maçımızı oynuyoruz. Zaten Manisa maçında da bunu hissetmiştik. Vermiş olduğumuz o bir aylık ara, hep söylüyorum yani fiziksel düşüş, bu çocuklar robot değil. Dolayısıyla henüz öyle bir ilaç da keşfedilmedi. Antrenmansız bir şekilde yaklaşık bir ay sonra 4 tane maç oynadılar 13 gün sonra. Üst düzeyde bir mücadele gösterdiler. Açıkçası çok ümitliydim yine de her şeye rağmen, ama enerjimizin ne seviyede olacağını da çok merak ediyordum. Bugün üstüne üstlük bir de rakibimiz hakikaten çok yüzleri ve doğru basketbol oynadı. Biz de maçın başında aslında maçı çabuk koparmaya çalıştık, biraz da erken kazanmaya çalıştık. İşte bu tarz maçları oynamamanın dezavantajı var. Yani özellikle takımımızda bu seviyelerde daha henüz oynamamış, buraları görmemiş oyuncular var. Ben onu anlatmaya çalıştım. Çünkü ben oyuncuyken de yıllarca hep bu seviyelerde bu maçları oynadım. Bu maçlar biraz panik halinde hareket etmemeniz, daha akıllı oynamanız gereken maçlar. Biraz biz acele ettik maçın başına. Orada bir fark yakalandı. Sonra vücudumuzdaki bütün enerjiyi kullanarak maçı getirmeyi başardık. Ama o süreden sonra da işte iki tane ekstra yediğimiz üçlük tekrar bizim geri düşmemize sebep oldu. Ama maalesef kaybettik. Ama geçen röportajımda söylemiştim, yani sonuçtan bağımsız biz burada başka bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Yani bizim televizyonun verdiği veya gazetelerin yazdığı her şeyde Gaziantep ismi duyulduğunda depremzede ve deprem bölgesinde yaşayan insanlarımız hep hatırlanacak. Biz bunu hatırlatma derdindeyiz. Oradaki insanlarımızın, her zaman için söylüyorum, yani evlerine, işlerine ve aşlarına kavuşana kadar mutlaka depremi unutmamamız lazım. En azından bunu sonuna kadar yapacağız. Şimdi artık lige konsantre olacağız. Dinlenmemiz lazım. Dinlenmek için de çok vaktimiz yok. Hafta sonu Karşıyaka maçı var. Karşıyaka maçı oynadıktan sonra birkaç gün oyuncularıma izin vereceğim. Ama maalesef Avrupa serüvenimiz kısa bitti. Ben çok umutluydum. Çok iyi bir grafik yakalamıştık. Yani Avrupa'da en fazla galibiyet alan takımdık. Çok formdaydık. Ama şartlar maalesef bunu gösterdi. Üzgünüz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.